Herkese günaydın. Akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz akışkanların özelliklerine devam edeceğiz. Ve bölüm 3 olarak viskozitenin önemiyle dersimize başlayacağız. Viskozite bizler için, akışkanlar mekaniği dersi için önemli bir konu. Borular içinde olsun, herhangi bir katı yüzey üzerinde olsun, sürtünme olayını viskozite ile açıklamaya çalışıyoruz akışkanlar mekaniğinde. Şimdi bir sistemin herhangi bir karakteristiğine biz özellik denir demiştik zaten dersin başında. Ve viskozite kavramını da ele alacağımızı söylemiştik. Viskoziteyi mü ile göstereceğiz. Pascal çarpı saniye bunun birimi. Tabii viskoziteyi biz dinamik viskozite ve kinematik viskozite diye ikiye ayıracağız. Ama dinamik viskoziteye de kısaca viskozite denir diyeceğiz. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençli viskozite, işte kaymama koşulunu da işlemiştik. Kaymama koşuluna ve sınır tabakanın oluşmasına yol açan akışkan özelliğine biz viskozite diyorduk. Arkadaşlar, viskoziteyi mü ile göstereceğiz. Dediğimiz gibi dinamik viskozite adını alacak. Birimi Pascal çarpı saniye veya açarsak Pascal'ı kilogram bölü metre çarpı saniye olarak yazacağız birimini. Dinamik viskozite mü ise ve kayma gerilmesi tau ise, tau ile gösteriliyorsa, tau ile mü arasında bir doğrusal eşitlik var. Tau eşittir mü çarpı dv bölü dy olarak yazabiliyoruz. Arkadaşlar, buradan dinamik viskoziteyi çekersek tau bölü dv bölü dy'ye eşit oluyor. Şimdi bunun tabi şeklini de göstereceğiz. Tau kayma gerilmesi v hız ve bu hız y'ye göre değişiyor. Y yönünde, yani düz bir zemin üzerinde y yönünde yukarı doğru ilerliyorsak bu y yönüne göre değişen hızı gösteriyor. Bunun ifadesi, yani dinamik viskozitenin ifadesi, kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna oranı. dv bölü dy'yi biz kayma deformasyonu diyebiliriz. Tau kayma gerilmesi ise mü kayma gerilmesi bölü kayma deformasyonunun oranı olarak ele alınıyor. Dinamik viskozite birim analizi yaptığımızda kilogram bölü metre saniye veya pascal çarpı saniye birimine dönüşüyor. Önce Newton tipi akışkanla devam edelim. Arkadaşlar, kayma gerilmesini işleyeceğiz. Bunun yanında viskozite kavramını ele alacağız. Onun için akışkanlar mekaniğinde Newton tipi akışkanlara bakalım. Hem Newton tipi olan hem Newton tipi olmayan akışkanlar var. Bizler tekstil mühendisliğinde Newton tipi akışkanlarla ilgileneceğiz. Bir Newton tipi akışkanın şekil değiştirme hızı, yani deformasyon hızı, kayma gerilmesiyle doğru orantılıdır ve orantı sabiti viskozitedir demişiz. Yani kayma gerilmesinin dikey eksene deformasyon hızını, yani du bölü dy veya dv bölü dy, yani u veya v hızı gösteriyor. Bunu yatay eksene taşırsak, örneğin havayı ele alırsak, hava sıfır noktasından başlıyor. Doğrusal şekilde ilerleyerek şöyle bir eğri çiziyor. Belli bir eğimi olan bir doğru çiziyor diyelim hava. Su için, su da sıfır noktasından başlıyor. Bak, sıfır noktasından başlaması önemli. Newton tipi akışkanlarda sıfır noktasından başlıyor. Belli bir eğimde bir doğru çiziyor su. Yağ da benzer şekilde sıfır noktasından başlıyor ve belli bir eğimde bir doğru çiziyor. Demek ki Newton tipi akışkanlar sıfır noktasından başlayacak ve bir belli bir eğimde bir doğru çizecekler. Bu eğim zaten direkt viskoziteyle orantılı bir eğim olacak. Buraya da mü eşittir a bölü b demişiz. Yani bu doğrunun eğimiyle orantılı. O orantıda tau bölü du bölü dy'ye eşit oluyor. Eğim viskozite. O zaman biz buna Newton tipi akışkan diyoruz. Tabii Newton tipi akışkanla Newton tipi olmayan akışkan arasındaki farklar ne? Bu eşitlik değişiyor. Bir geriye alırsak, Newton tipi akışkanlarda eşitlik tau eşittir mü çarpı dv bölü dy. Bu doğrusal bir eşitlik. Biz bu eşitlikle ilgileneceğiz. Ama Newton tipi olmayan eşitlikte mü'nün üzerine bir katsayı geliyor. Örneğin 1 bölü 3, 5 bölü 6 ve bunun doğrusallığını bozuyor. Ama biz dediğimiz gibi Newton tipi akışkanlarla çalışacağız. Akışkanlar mekaniğinde
Bunlar da tabii ki örneğin yağ, su, hava olacak. Newton tipi olmayan akışkanları non-Newtonian akışkanlar da deniyor. Newton tipi akışkanlara Newtonian akışkanlar da deniyor arkadaşlar. Biz Newtonian akışkanlarla çalışacağız ama non-Newtonian akışkanlar nedir? Onlara da bakalım. Önce şu kısma bakalım. İdeal Bingham plastiği yani kil ve termoplastikler non-Newtonian, yani Newton tipi olmayan akışkanlar. Dilatant denilen sulu nişasta, pseudo plastik denilen boya. Hep bunlar Newton tipi olmayan akışkanlar. Daha çok kimya mühendisliğini ilgilendiren akışkanlar. Onun için biz non-Newtonian akışkanlarla bu derste çalışmayacağız. Ama bakın, bunun grafiğini çizersek arkadaşlar, sıfır noktasından bak başlayan ve bir yatayla bir belli bir eğim gösteren şu doğru Newtonian akışkan, yani Newton tipi. Ama diğerlerine bakalım. Bak sıfır noktasından başlıyor ama şu doğrusal gitmiyor. Böyle bir değişim gösteriyor. Bu pseudo plastik akışkan non-Newtonian. Bir tane diğeri sıfırdan başlıyor ama doğrusal gitmiyor. Şöyle bir karakteristik gösteriyor. Bu dilatant. Bu da non-Newtonian. Mesela plastik. Sıfırın biraz üzerinden başlıyor ve şöyle bir özellik gösteriyor. Non-Newtonian. İdeal Bingham plastiği ise sıfırdan başlamıyor. Belli bir akma gerilmesi değerinden başlıyor. Ve doğrusal bir değişim gösteriyor ama sıfırdan başlamıyor. Bak sıfırdan başlaması da önemli. Newtonian burada gösterilmiş tek tanımı sıfırdan başlayacak ve böyle belli bir eğimde yol alan bir doğru olacak. Evet, biz Newtonian akışkanlarla çalışacağız. Ve Newtonian akışkanlarla çalışırken arkadaşlar viskozitenin etkisine bakacağız. Sınır tabaka kavramını geçen derslerde ele aldık. Ve sınır tabaka içinde hız dağılımı değişken demiştik. Akışkan belli bir katı yüzeyle karşılaştığı an bu katı yüzeydeki sürtünmeden dolayı arkadaşlar hızı sıfır oluyor. Yüzeye yapışıyor. Kaymama koşulu başlıyor. Yüzeyden uzaklaştıkça belli bir hızda bir hız profili çiziyor. Bu parabolik veya hiperbolik bir hız profili çiziyor. Bu sınır tabaka içinde gerçekleşiyor. Sınır tabakanın dışında hızlar hep eşit. Ama sınır tabaka içinde hızlar değişkendi. İşte bu sınır tabaka içinde bir kayma gerilmesinden de bahsedebiliyoruz. Evet, bu şekli ele alarak örnekler yapacağız. Arkadaşlar önce levhalar arasındaki akışla devam edelim. Levhalar arasındaki akış bizim için önemli ve bu akışta viskozitenin etkisini veya kayma gerilmesinin etkisini modelleyebiliyoruz. Biz mühendisler nelerle karşılaşabiliriz? Örneğin bir silindir eleman içinde başka bir silindir eleman var. Dışarıdaki silindir sabit, içerideki silindir dönsün. Sanayide bu tip durumlarla karşılaşırız. İçerideki silindir parçası dönüyor, dışarıdaki sabit ve burada abartılı olarak çizilmiş ama arada küçük bir boşluk var. Bu küçük boşluğa biz yağ koyuyoruz ki bu katı malzemeyle diğer katı malzeme aşınmasın. Bu sabit dururken bu dönüyorsa araya mutlaka aşınmayı önleyici bir malzeme koyuyoruz. Bu da yağ olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu dönenle dönmeyen katı malzeme arasında bir yağ varsa, bir akışkan varsa, bu da Newtonian bir akışkansa, bunu biz nasıl modelleyebiliriz? Aradaki durumu nasıl göz önüne alabiliriz? Ona kütle akışıyla bakacağız. Levhalar arasında akışın birinci durumu kütle akışıdır. Bunu büyütürsek arkadaşlar şuradaki durumu, bakın alttaki levha sabit. Bunu iki levha arasında akışa dönüştürebiliriz. Alttaki levha sabit, üstteki levha belli bir hızda hareket ediyor. Ve arada bir akışkan var. Bu da Newtonian bir akışkan ve yağ olsun. Örneğin yağ olsun. Ve aradaki uzaklık küçük yani. Şuradaki C uzaklığı 0,04 milim.
Sonuçta burada abartılı çizilmiş dedik. Arada belli bir küçük miktarda uzaklık var. İşte bu C dediğimiz uzaklık değeri küçükse aradaki hız dağılımını biz doğrusal alabiliyoruz. Bak bu çok önemli. Kütle akışında aradaki hız dağılımı doğrusal. Biz biraz önce şekilde ne dedik? Bir dakika bakalım. Bak aradaki dağılım böyle parabolik, hiperbolik olabilir demiştik. Ama özel bir durum. Çok düşük seviyede bir uzaklık farkı var. Ve o zaman aradaki hız dağılımını biz doğrusal alabiliyoruz. Bunun da adı kütle akışı. Bu basit, temel bir yaklaşım. İşi kolaylaştırıyor. Burada doğrusal bir hız dağılımı varsa işimiz daha kolay olacak. Onun için kütle akışıyla başlayalım. Arkadaşlar bunu modellerken x yönünü böyle y yönünü böyle alacağız. Y yönünde işte hız dağılımı var ve doğrusal bir değişim var. Y yönünde de belli bir arada uzaklık, yükseklik var. Şimdi bir örneğe bakalım. Evet, bu kütle akışını modelleyelim arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Sınavlarda karşımıza çıkacak bir konu. Modellersek x yönü ve y yönü dedik. X yönünde ilerlerken buradaki levha sabit levha. Tabii akışkan üzerinde ilerliyor. Sabit levha. Ve aradaki hız dağılımı doğrusal. U eşittir U y, yani y'nin fonksiyonu. Şuradaki y'ye bağlı olarak doğrusal olarak değişen bir hız dağılımı var. Akışkanın yönü bu yönde. Aradaki uzaklık h kadar olsun. Yukarıdaki levha v hızında, yani küçük u eşittir v'ye erişiyor yukarıdaki levhada. Arada sıfırda, bak sıfırdan başlıyor, doğrusal değişiyor ve v'ye erişiyor u hızı. Başlangıçta u eşittir sıfır, yukarıda u eşittir büyük v. Hareketli levhanın hızı büyük v olsun. Arada bir sürtünmeli akış var. Sonuçta akışkanları bir sürtünmeli akış olarak ele alacağız. Bu çerçevede içeride de kayma gerilmeleri oluşuyor. Şimdi bunu güzelce modelleyelim arkadaşlar. Bu kısım önemli. Doğrusal hız dağılımı dedik. U y'nin fonksiyonu. O zaman bu y'nin fonksiyonunu açarsak u eşittir a artı b çarpı y gibi olabilir. Doğrusal bir değişim bu matematik olarak. A artı b çarpı y. O zaman bizim hız dağılımımız bunun gibi olacaksa buradaki a ve b katsayılarını bulmak zorundayız. Onu da nasıl bulacağız? Y eşittir 0 metrede tam levha üzerinde hız eşittir 0. Kaymama koşulu. Sabit levha üzerinde yüzeye yapışan akışkanın hızı 0'dır. Tamam. Bu dursun. Y eşittir H'de o zaman hızımız büyük V sabit hızına erişiyor. Buradaki sabit bir hız. U eşittir büyük V. Hareketli levhanın iç yüzeyine yapışan akışkanın hızı V kadardır. Sonuçta akışkan şuradaki yüzeye yapıştığı gibi yukarıdaki yüzeye de yapışıyor. Kaymama koşulu çerçevesinde ama yukarıdaki akışkan, yukarıdaki levha hareketli olduğu için akışkan da hareketli ve büyük V hızında gidecek. Bu iki bilgi işimize yarar. Burada U yerine önce 0, Y yerine 0 koyarak şurada yapmışız. A'yı da 0 buluruz. Demek ki A katsayısı 0. Bu kütle akışında. U yerine büyük V, Y yerine H koyalım. Zaten o zaman arkadaşlar bak A sıfırdı. Sıfırı koyduk zaten. Şuradan bakalım. Evet. B eşittir 0 artı B çarpı H. Tamam mı? Buradan B'yi bulacağız. Sonuçta B'yi tek başına bırakırsan büyük V bölü H'ye eşit oluyor. B'nin de birimi 1 bölü saniye. Arkadaşlar birimler önemli. A'nın birimi metre bölü saniye. Tamam sıfır çıkıyor da. B'nin de birimi büyük V bölü H oluyor. Tamam B'yi de bulduk. Denklemimiz neydi? O eşittir A artı B çarpı Y. O zaman A yerine 0. B yerine V bölü H'yi koyarsam burada da Y var. O zaman bizim hız dağılımı U eşittir. Yani küçük U eşittir. Büyük V bölü H çarpı Y oluyor. Bizim hız dağılımımız bu. Kütle akışında bu. Doğrusal bir değişim. Y'ye bağlı olarak bak değişiyor. Y eşittir 0 ile Y eşittir H arasında değişecek hız dağılımı. Y'nin yerine 0 koy, hız 0 çıkıyor, doğru. Y'nin yerine H koy, H'ler birbirini götürüyor, U eşittir V çıkıyor, doğru. Tamam. Bizim hız dağılımımız bu. Şimdi gelelim kayma gerilmesine.
Kayma gerilmesi neydi arkadaşlar? Mü çarpı du bölü dy. Hızın y'ye göre değişimi. O zaman hızın y'ye göre değişimini önce alalım. Neydi hız? V çarpı h, v bölü h çarpı y. Bunun bir türevini alırsak v çarpı h çarpı 1 çarpı y üzeri 1 eksi 1 demiş. Ha, türevini alıyor sonuçta. Y'nin üzeri 1 ise 1 eksi 1 olarak alınacak. Bu çerçevede arkadaşlar y'nin üzeri 0 çıkıyor zaten. Yani u'nun y'ye göre değişimi direkt v bölü h çıkıyor türevi. Du bölü dy'nin birimi de 1 bölü saniye sonuçta. Evet, burada bir türev alıyoruz sonuçta. Y'ye göre türev alıyoruz. Ona göre düzenlemeleri yaparsak V bölü Y çıkıyor. Kayma gerilmesinde du bölü dy yerine karşılığı neyse onu koyacağız. Kütle akışında bu arkadaşlar. Her akışta değil tabii ki. Kütle akışında büyük V bölü H çıkıyor. O zaman tau eşittir mü çarpı V bölü H'ye dönüştü bizim kayma gerilmesi kütle akışı için. Bu diferansiyel formdan kurtardık. Bu forma eriştik. Pascal biriminde kayma gerilmesi kütle akışında buna eşittir. Bu eşitliği kullanacağız kütle akışıyla çalışıyorsak. Ne demişim? Newton tipi akışkan için tau eşittir mü çarpı du bölü dy eşitliği geçerlidir. Kütle akımı için tau eşittir mü çarpı v bölü h eşitliği elde edilir. Tamam. Bu kayma gerilmesi için elde ettiğimiz eşitlik. Buradan kayma kuvvetine geçebiliriz. Arkadaşlar tau'nun birimi pascal, Newton bölü metre kare. Kuvvetin birimi ne? Newton. O zaman Newton bölü metre kareyi metre kareyle çarparsak Newton'a erişiriz. Yani kayma kuvveti nedir? Tau çarpı A. A da burada arkadaşlar akışkanın temas halinde olduğu yüzey alanı. Akışkanın temas halinde olduğu yüzey alanı A. O zaman tau'dan F'ye kayma kuvvetine bu şekilde geçebiliriz. Kütle akımı için kayma kuvveti tau yerine mü çarpı V bölü H'yi koyarsan bir de yanında A var. A'yı da yerleştirirsen F'nin eşitliğini bu şekilde de yazabiliriz. Bunları bilmeniz yeterli arkadaşlar kütle akımı için. Neyi bileceksin? Tau'nun eşitliğini bileceksin. F'nin eşitliğini bileceksin. Çıkartılışını da bileceksin. Bu çerçevede kütle akışında kayma kuvveti veya bize kayma gerilmesi sorulursa basitçe bu eşitlikleri kullanarak sonuca ulaşacağız. Evet, dinamik viskozite içinde kullandık ve kütle akışı için bir sonuca eriştik. Bir de kinematik viskozite var arkadaşlar. Bu kinematik viskoziteyi arkadaşlar dinamik viskozite bölü rho olarak göstereceğiz. Dinamik viskozite bölü rho olarak göstereceğiz. Kinematik viskoziteyi daha sonra iç akışlarda ele alacağız. İç akışlarda hep karşımızda mü bölü rho çıkıyor arkadaşlar. Onun için mü bölü rho'ya kısaca kinematik viskozite denmiş. Bunun birimi kilogram bölü metre saniye. Rho'nun birimi kilogram bölü metre küp ise birim analizi yaptığımızda kinematik viskozitenin birimi metre kare bölü saniye çıkıyor. Birimi metre kare bölü saniye. Kinematik viskoziteyi iç akımda daha sonra işleyeceğimiz derslerde daha çok kullanacağız. İkisi de önemli. Dinamik viskozite ve kinematik viskozite akışkanlar mekaniğinde önemli. Kinematik viskozite yeni bir şey değil. Mü'nün rho'ya oranı sadece. Dinamik ve kinematik viskoziteler arkadaşlar basınç ve sıcaklığın fonksiyonu genel olarak. Ama mesela sıvılarda baktığımızda daha çok sıcaklığın fonksiyonu oluyor. Gazlarda baktığımızda hem basıncın hem sıcaklığın fonksiyonu olabiliyor. Ama genel olarak basınç ve sıcaklığın fonksiyonu dinamik ve kinematik viskoziteler tablolarda yer alır. Tablolarda sadece dinamik viskozite varsa tabii ki onu rho'ya bölerek kinematik viskoziteyi elde ederiz. Bu tanımlamalar önemli. İleride hepsi karşımıza çıkacak. Evet, bugün ne yaptık? Viskozite nedir dedik, dinamik viskozite nedir dedik ve kinematik viskozite nedir dedik ve bu soruları ele alarak dersimizi ilk bölümünü işledik. Arkadaşlar bir kere
Viskozite nedir? Yani yüzeydeki bu sürtünmeye karşılık gelen bir durum. Dinamik viskozite nedir? O bir eşitlik. Tau eşittir mü çarpı dv bölü dy ile aldığımızda ve mü'yü buradan çektiğimizde dinamik viskozite kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna oranıdır. Tanımı bu. Kinematik viskozite nedir? İşte dinamik viskozitenin rho'ya oranıdır. Sonuçta eşitlikler olarak bu şekilde kavram sorularına cevap verebiliriz. Newton tipi akışkan ne demektir? Bu da önemli. Onun için bir kavram sorusu olarak burada ele aldık. Bir Newton tipi akışkanın şekil değiştirme hızı kayma gerilmesiyle doğru orantılıdır ve orantı sabiti viskozitedir diyebiliriz. Yani tau eşittir mü çarpı du bölü dy Newton tipi akışkanına ait bir eşitliktir ve Newton tipi akışkanlar bu eşitlik çerçevesinde ele alınır. Evet, biri su, diğeri yağ ile dolu iki özdeş kabın içerisine bırakılan özdeş iki cam bileden hangisi daha önce kap tabanına ulaşır, neden? Biri su, biri yağ. Hemen bunu gördüğümüzde arkadaşlar, akışkanlar mekaniği bilen biri olarak bunun viskozitelerine bakacağız. Hangisinin viskozitesi yüksekse orada daha yavaş ilerleyecek cam bilye. Evet, bunu da bu şekilde cevaplandıralım. Şimdi dersimizin ana konusu bitti. Tabii önemli birkaç örnek yapacağız. Geçmiş sınavlarda karşımıza çıkan soruları değerlendireceğiz. Evet, ders notlarınızda da bu örnekler var. Çözümleri yok. Şimdi çözümlerini birlikte ele alacağız. Arkadaşlar devam edelim. Bir yağın kinematik viskozitesi 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye ve bağıl yoğunluğu, bak bağıl yoğunluk kavramını da işlemiştik, 0.80 değerindedir demiş. Bağıl yoğunluğun birimi yok zaten. Yağın yoğunluğunu bulun demiş, özgül hacmini bulun ve dinamik viskozitesini bulun demiş. Birimlerini de vermiş bu birimlere göre. Adım adım bakalım. Kinematik viskozite arkadaşlar nü eşittir 1 çarpı 25.10 üzeri eksi 4 metre kare bölü saniye. Buraya yazdık yukarıda verilen değeri. Adım adım böyle yapacağız. Bağıl yoğunluğu BY veya rho B olarak gösteriyorduk. Neyse biz BY olarak gösterelim. Fark etmez. BY 0.80 bağıl yoğunluğu. Hemen bu iki bilgiyi sorudan aldık ve aklımıza ne geldi? Bağıl yoğunluğun tanımı. Bağıl yoğunluk, gerçek yoğunluk bölü 1000 kilogram bölü metreküptü. Bu 1000 kilogram bölü metreküp 4 derecedeki suyun yoğunluğuydu. Bizim referans yoğunluğumuz bu. Bizim dersimizde bu yoğunluğu ele alacağız. Bazı kitaplarda farklı yaklaşımlar var. Sorun değil. Bizim dersimizde bağıl yoğunluk rho bölü 1000 kilogram bölü metreküp. O zaman önce yağın yoğunluğunu sormuş madem. Yağın yoğunluğunu yani gerçek yoğunluğu bağıl yoğunluk çarpı 1000'den hesaplayabiliriz. 1000 kilogram bölü metreküp çarpı bağıl yoğunluk yani 1000 kilogram bölü metreküp çarpı 0.8 800 kilogram bölü metreküp yağın yoğunluğu. Tamam. Yoğunluğu elde ettik. Bakayım başka ne soruyor? Özgül hacmini. Özgül hacim nedir? Yoğunluğun tersi. Yoğunluk çarpı özgül hacim eşittir 1'di. O zaman özgül hacmi tek başına bırakırsam 1 bölü yoğunluk 1 bölü rho 1 bölü 800 kilogram metreküp. Bu da 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp bölü kilogram. Yağın özgül hacmi bu birbirinin tersi. Tamam. Başka? Dinamik viskozite. Arkadaşlar dinamik viskoziteyi çalıştık. Nü eşittir mü bölü rho'ydu. Kinematik viskozite dinamik viskozite bölü yoğunluğa eşitti. Bizden dinamik viskoziteyi soruyorsa tek başına bırakırsak dinamik viskozite mü eşittir nü çarpı rho. Hepsinin sayısal değeri elimizde var. 1.25 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü saniye çarpı 800 kilogram metreküp. Mü 0.1 kilogram bölü metre saniye veya pascal saniye olarak karşımıza çıkıyor. Yağın dinamik viskozitesi veya kısaca yağın viskozitesi. Mü'ye kısaca da viskozite diyoruz. Arkadaşlar hem geçmişte hem bugün işlediğimiz, şimdi işlediğimiz konuları ele alarak bu soruyu halletmiş olduk. Yorum kısmında ne demiş?
Dinamik ya da mutlak viskozite. Bak müye mutlak viskozite de deniyor. Bunu da unutmayalım. Yani karşımıza mutlak viskozite de olarak da çıkabilir. Mü dinamik veya mutlak viskoziteyi gösteriyor. Dinamik viskozitenin birimi Pascal saniye, kilogram bölü metre saniye veya Newton saniye metre kare olarak yazılabiliyor. Bak çeşitli kitaplarda Newton saniye bölü metre kareyi de görürsen bu da dinamik viskoziteye eşit. Ya birim analizi yaparsan hepsi kilogram bölü metre saniye geliyor zaten. Ama bazı kitaplar Newton saniye bölü metre kare olarak da gösterebiliyor. Sonuçta bu kilogram metre bölü saniye kare ona göre birim analizi yaparsan buraya erişiyorsun. Aynı şekilde Pascal Newton bölü metre kare ona göre Newton'u da açarsan bu değere ulaşıyorsun. Tamam. Gelelim sınav sorularına. Şimdi şekil ile verilen plakayı ele alalım arkadaşlar. 25 derece santigrat sıcaklıktaki bir su tabakasının üzerinde durmaktadır. Bak sıcaklığı da vermiş. Tablo kullanacağız. Plakaya küçük bir F kuvveti uygulandığında sıvının kalınlığı boyunca hız profili U eşittir 45Y eksi 805Y kare olarak değişmekte bak. Yani aradaki hız dağılımı doğrusal değil, parabolik bir değişim var. Hız profilini vermiş. U eşittir 45Y eksi 805Y kare. Tabii ki U'nun birimi metre bölü saniye olmak üzere aradaki değişimi vermiş. Burada Y metre cinsindendir demiş. Tamam. Sabit yüzey üzerine ve hareketli plakanın iç yüzeyine etki eden kayma gerilmelerini bul demiş. Kayma gerilmelerinin birimi Newton bölü metre kare veya Pascal. Arkadaşlar bakın şimdi. Aşağıdaki levha sabit. Tamam. Yukarıdaki levha belli bir F kuvvetiyle çekiliyor. 0,32 metre bölü saniye hızında çekiliyor. Yukarıdaki levhanın bu sabit hızı. Arada bir hız dağılımı var. Doğrusal değil. Yani kütle akışı değil. Onun profili verilmiş. Aradaki uzaklık da 10 milim olarak verilmiş. Tamam. Buna göre soruyu adım adım şimdi çözelim. Bakın şimdi. Elinizde şekil var, soru var. 25 derece santigrat su için yoğunluğu önce tablodan alacağız. Çünkü eşitliklerimiz için de yoğunluğu kullanıyoruz. Elinizde tablolar var. Yoğunluğu 25 derece santigrat için su için 997 kilogram bölü metre küp olarak tablodan alırız. Arkadaşlar dinamik viskoziteyle veya kayma gerilmesiyle çalışıyorsak dinamik viskoziteyi de tablodan okuyacağız. Çünkü 25 derecede su demiş ve bunun tablosu var. Mü eşittir 0,891.10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre saniye dinamik viskozite tablodan okunmuş. Tamam. Hemen 25 derecelik suyu görünce iki tane özelliği tablodan aldık. Başka bir şey gerekiyorsa yine tablodan alırız. Hız dağılımı veya hız profili verilmiş. 45Y eksi 805Y kare. Tamam. Bir de 10 milimi ben burada 0,01 metreye çevirmişim. Metre biriminde çalışacağız demişiz. Tamam. Önce ne yapmışız? U'nun Y'ye göre değişimi. Neydi? Kayma gerilmesinde zaten DU bölü DY vardı. Tamam. Türev alırsak burada Y var. Bunun türevi 45. Burada Y kare var. 2 çarpı 805 çarpı Y olacak. 1610Y olarak türevini aldık. Birimi 1 bölü saniye veya saniye üzeri eksi 1. Bak birimleri kesinlikle yazacağız yerine. Her şeyin birimini yanına yazmışım. DU bölü DY'yi bu değişken hız dağılımına bağlı olarak bu şekilde elde ettik. Gelelim kayma gerilmesine. Tau eşittir mü çarpı du bölü dy her zaman geçerli Newton tipi akışkanlar için. Zaten suyla çalışıyoruz. Newton tipi akışkan için bu eşitliğimiz geçerli. Tau eşittir mü çarpı du bölü dy, y eşittir 0 metrede. Şimdi arkadaşlar neden böyle dedik? Ne diyor? Soru önemli. Sabit yüzey üzerine ve hareketli plakanın iç yüzeyine etki eden kayma gerilimlerini bulun diyor. O zaman önce sabit yüzeyine y eşittir 0 metre. Burası önemli çünkü aradaki hız dağılımı doğrusal değil, parabolik olarak değişiyor. Y eşittir 0 metrede bu eşitliği değerlendireceğiz. Mü'ne 0,891.10 üzeri eksi 3 kilogram bölü metre saniye. Bunu tablodan okuduk. Şu kısmı da yukarıda hallettik. Bak 45 eksi 1610 çarpı y.
y yerine 0 koyunca şurası 0 oluyor. Elimizde 45 kalıyor. 45. Bu 45 ile yandaki değeri çarparsak arkadaşlar 0,04 Newton bölü metrekare veya 0,04 Pascal olarak elde ediyoruz. Yani şurada 0,095 ne var da hepsini alırsak sonuçta bu değerdir. Tamam. Bu kadar Pascal'lık bak yüzeyde kayma gerilmesi var y eşittir 0'da. Ama aradaki değişim doğrusal olmadığı için üst levhada da farklı bir kayma gerilmesi olacak. Üst levha için y eşittir 0,01 metre var. Sonuçta şu sayısal değer belli. 45 eksi 1610 yanına şu anda 0,01'i koyacağız. Gerekli matematikler işlemleri yaptığında 0,026 paskalı yakın bir değer elde edeceğiz. Arkadaşlar y eşittir 0'da farklı bir değer, y eşittir 0,01 metrede farklı bir değer elde ettik bu soruda. Sonuçta yüzeylerdeki kayma gerilmeleri de bu. Yani dinamik viskozitenin veya sürtünmenin etkisi bu şekilde karşımıza çıktı. Buradan kayma kuvvetine de geçebilirsin istiyorsan. Bu levhaların yüzey alanı bize verilseydi, yüzey alanıyla çarpardın. Bu sefer Newton biriminde ikisini de elde edebilirdin. Evet, bu soruyu bu şekilde değerlendirmiş olalım. Başka bir sınav sorusunu yapalım. Şekil ile verilen iki paralel plaka arasında sıkıştırılamaz bir sıvı vardır. Sıkıştırılamaz sıvılarla çalışıyoruz arkadaşlar. Zaten hani sıvı dediğimizde sıkıştırılamaz ama burada açıklamış yine de gazlar sıkıştırılabiliyor. Sıvının kinematik viskozitesi 7,4 çarpı 10 üzeri eksi 7 metrekare bölü saniye. Bunu vermiş bak. Tablolardan da bulabilirdik. Ve bağıl yoğunluğu 0,88 olarak verilmiştir. Alt plaka sabit tutulurken üst plaka 0,5 metre bölü saniye hızında hareket etmektedir. Evet, U1 eşittir 0, U2 eşittir 0,5 olarak vermiş. Plakalar arası uzaklık 0,5 milim. Y veya DY demiş. Buraya Y de diyebiliriz. Tamam. Ve iki plaka arasında doğrusal bir hız profili oluşmaktadır. Dikkat, doğrusal bir hız profili. Hemen kütle akışı aklımıza gelecek. Arkadaşlar bak, doğrusal bir hız profili diyor. Alt plakanın yüzeyindeki kayma gerilmesini Pascal olarak bulun. Alt plakadaki kayma gerilmesini bize soruyor. Dikkat, doğrusal bir hız profili diyor. Kinematik viskozite verilmiş. Bağıl yoğunluk verilmiş. H değeri, hani buraya D'ye demişti, ona H demek daha doğru. 0,5 milim. Onu metreye çevirmişiz. 0,5.10 üzeri eksi 3 metre olarak verilmiş. Tamam. Hemen yoğunluğa geçebiliriz. Bağıl yoğunluk 0,88 ise 0,88 çarpı 1000 kilogram bölü metreküp bu akışkanın bize yoğunluğunu verir. 880 kilogram bölü metreküp. Yoğunluğu hemen hallettik. Doğrusal hız profili için yine TO eşittir mu çarpı DU bölü DY'yi zaten kullanacağız kayma gerilmesi için. Doğrusal hız profilin ders notunda çıkarışı var demişim. Sonuçta hani bu derste de işledik zaten. DU bölü DY arkadaşlar U2 bölü H, yani direkt bunu yazmış. Hani ders notunda çıkarılışı var, biraz önce biz de yaptık. Onun için burada uzatmamış. DU bölü DY yerine arkadaşlar U2 bölü H'yi direkt yerleştirebiliyoruz. Biraz önce de çıkardık. Biraz önce V bölü H olarak çıkardık. Sonuçta buradaki V U2'ye karşılık geliyor. Tamam. Ama sınavda yani bunun çıkartılışını yaparsınız. Sonuçta bu derste de gösterdik. U2 0,5 metre bölü saniye. H 0,5.10 üzeri eksi 3 metre. Sonuçta DU bölü DY 1000 1 bölü saniye veya saniye üzeri eksi 1 çıkıyor. Doğrusal hız profili için DU bölü DY'yi 1000 saniye üzeri eksi 1 olarak buluyoruz. TO eşittir mü çarpı DU bölü DY. O zaman bu mü'yü de elde etmek zorundayız. Dinamik viskoziteyi. O da kinematik viskozite çarpı yoğunluğa eşit. Bunları biliyoruz artık.
Kinematik viskozitenin sayısal değeri burada, yoğunluğun sayısal değeri burada. Dinamik viskozite 6.512 çarpı 10 üzeri eksi 4 Pascal çarpı saniye olarak yazmışım ben burayı. Tamam. Bu aşamaları bu derste öğrendik zaten. Sonra da ne diyor? Y eşittir 0 metre için tau'yu bul diyor. Tamam. Arkadaşlar bak dinamik viskositeyi yerleştirdik. Hızı yerleştirdik. H'yi yerleştirdik. Zaten bu ikisinin oranını 1000 bulduk. 1000 saniye üzeri eksi 1 bulduk. Yani tau 0.6512 Pascal. Y eşittir 0 için değişen bir şey yok. Kütle akışında tau eşittir mü çarpı yani büyük V bölü H olarak bulduk ya. Burası U2 bölü H. Burada bir Y yok. Yani Y'nin de önemi yok. Kütle akışında doğrusal hız dağılımında tau 0.6512 Pascal Y eşittir H içinde aynı sayısal değerdir. Hani bir önceki soruda söyledik ya biz. Buradaki hız dağılımları farklı olduğu için Y eşittir 0 ve Y eşittir 0.01 metrede birbirinden farklı. Doğrusal hız dağılımında elde ettiğimiz basit eşitlik mü çarpı U2 bölü H olduğu için tau her yerde aynı. Evet bu şekilde soruyu bağlayalım. Hem doğrusal hız değişimi hem de bir parabolik hız değişimiyle karşılaştığınızda yapacağınız işlemler bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü dersimizin önemi dinamik viskozite idi ve kayma gerilmeleri hesabı idi. Hem kütle akışı olsun hem kütle akışı dışındaki akış olsun. İkisinde de sizden istenenleri bu sayısal örneklerle göstermiş oldum. Arkadaşlar soru yoksa dersimizi bu şekilde bitireceğiz. Yoklama için numarasını yazan ve soru yoksa dersten çıkabilir.